Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınında Haber Artı programıyla karşınızdayız. Evet, günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Türkiye Gençlik Birliği'nin Adana yöneticileri ve Türkiye Gençlik Birliği'nin eski genel sekreteri. Tabii daha sonra Ulusal Kanal'ında genel müdür yardımcısı görevini yürüten ve şu an askerde bulunan Sinan Sungur. Yargılandılar bugün ve karar açıklandı. Adana'da İncirlik üssünde Amerikan askerine çuval geçiren TGB'liler beraat ettiler. Şimdi bu çuval geçirme olayını, dava sürecini ve bu beraat kararını Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gencer'le birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldin Yıldırım. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın, iyisin? Çok sağ olun, iyiyiz, mutluyuz. Evet, güzel bu kararla beraber. Haber oldu, beraat kararı. Evet. Tam da 8 kahramanımıza veda ettiğimiz bir günde Amerika'nın PKK-PYD'ye Membiş'te hendek kazdırdığı, eğitim verdiği haberlerinin düştüğü bir günde Amerikan askerine çuval geçiren TGB'lilere beraat kararı çıktı. Nasıl değerlendiriyorsun? Tabii öncelikle bir olayı hatırlatalım senin ağzından ve dava sürecine ilişkin aktaracaklarını dinleyelim. Peki, bildiğimiz gibi, yani bütün Türk milletinin bildiği gibi üzerinden 15 yıl geçti belki Süleymaniye olayının, ama bizim bilinçlerimizde, yüreklerimizde, hafızalarımızda hala sıcak. Süleymaniye'de 4 Temmuz 2003'te 11 tane askerimizin başına Amerikan askerlerinin çuval geçirilmesiyle beraber bu olay Türk milletinin hafızalarından silinmedi. Ve bizim askerimizin başına çuval geçirilmesi hakikaten Türk gençliğinin en büyük Amerika'ya karşı, Amerikan askerlerine, ABD devletine karşı en büyük nefretlerinden bir tanesiydi. Sen kaç yaşındaydın çuval geçirme olayı olduğunda 2003'te? 10 yaşındaydım. 10 yaşındaydım, hatırlıyorum. Çünkü o zaman Irak meselesi de vardı. Tabii bu bilinçte değildik. Tabii. Ama televizyonlardan hatırlıyorduk. Büyük bir toplumda, ailemizde, çevremizde herkes bunu konuşuyordu. Yani nasıl olur da bu kadar kahraman, şanlı bir ordunun askerine bu muamele yapılır? Ve bu muamele bizim sözde müttefikimiz Amerika tarafından, yani o dönemde artık 2002 ile 2001 ile iyice birlikte olduğumuz Amerika tarafından gelmesi, Türkiye ile Amerika'nın o dönemden itibaren, hatta geçmişten itibaren savaşta olduğunun büyük bir göstergesiydi zaten. Biz bunları tabii yazdık, not ettik, unutmadık. Bunlar bir hata demedik, olur bunlar demedik ve ilk başta bildiğimiz gibi 2011'de Bodrum'da bir ABD askerinin başına çuval geçirdik. Daha sonra Hatay'da, İstanbul'da eylemlerimiz devam etti. Ve ardından bize şöyle tepkiler de geliyordu. Yani yakın zamanda, hatta şimdi hatırlarız belki, Euro 2024'ün evet, Türkiye'ye verilmemesi üzerine Türkiye düşmanları sosyal medyadan bir kampanya başlattı. Bu kampanya neydi? Özellikle bizim çuval eylemimiz, Eminönü'nde gerçekleştirilen çuval eyleminin görüntüsünü kullanarak masum insanlara, masum turistlere, Amerikan turistlerine gençler saldırıyor, başına çuval geçiriyor, onlara haksızlık yapıyor gibi özellikle haberler oldu. Özellikle FETÖ'cü hesaplardan tabii, bile tweetler direkt atıldı. FETÖ'cü hesaplardan, Türkiye düşmanları FETÖ'cü hesaplardan. Tabii FETÖ'cü hesaplar belki dışarıdan atıyor ama Türkiye'de hala bunun destekçilerinin olduğu da biz bunu anlıyoruz. Çünkü birçok Türkiye'de kripto diye tabir ettiğimiz FETÖ'cü, PKK'lı, yani Türkiye düşmanları hemen bir cephede buluştu. Ve bize oradan şöyle tepkiler de geliyordu. Hadi yüreğiniz varsa, cesaretiniz yetiyorsa Amerikan askerinin, üniformalı askerin, gidin inilerinde başını geçin. Biz Türkiye'de Amerikan askerinin en büyük ini, en büyük ihanet yuvası, Türkiye'ye darbe girişimini planlanmış bir merkezde, İncirlik üssünde bu hareketi gerçekleştirdik. Ve İncirlik üssünde üniformalı Amerikan askerine bizim yürekli, vatansever, kahraman arkadaşlarımız, cesaretli arkadaşlarımız, belki geleceklerini gözünü karartarak Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin namusu için, Türkiye'nin vatanı için, vatan aşkı için bu girişimde bulundular. Ve bu karar bugün Adana Mahkemesi tarafından, Türk yargısı tarafından beraatle sonuçlandırıldı. Çok güzel. Gerçekten 2016 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 2016. Türkiye Gençlik Birliği'nde 10. yıl evet, o zaman dönemiydi. bir yandan genel başkanımızın sen çok daha sıcak evet, hatırlıyorsundur. İzmir'de bir etkinlikteydik haber geldiğinde. Tabii şu çok önemli. Hemen bu olaydan birkaç ay sonra Türkiye 15 Temmuz'u yaşadı. Evet. Aslında yani TGB bir yandan önceden Türkiye'deki işaret nifak etti, merkezinin neresi evet, olduğunu evet, işaret etti de diyebiliriz. Dava süreci nasıl geçti? Daha önceki davalarda dava sen mutlaka süreci, yönetici, yargılanan arkadaşlarla da konuşmuşsundur. Evet. Nasıl bir dava süreci oldu? Dava süreçleri eskiden erteleniyordu. 2016'da özellikle biz 2016 Fethullahçı darbe girişiminden sonra şöyle bir tespitte bulunuyoruz. Yani Türkiye özgürleşiyor.
Türkiye'nin hangi anlamda özgürleşiyor? Güvenlik anlamında Türkiye özgürleşiyor. Neden? Türkiye'yi tehdit eden büyük bir kurum, büyük bir cemaat, büyük bir yapılanma tasfiye ediliyor. Türkiye devlet kademelerinde özgürleşiyor. Bunun yanında Türkiye yargı anlamında da özgürleşiyor dedik. Neden? Çünkü bu davalara bir geçmiş zamanlarda Fethullahçıların izleri, Fethullahçıların parmakları, bizlere ceza verilmek istenen, aynı zamanda bu davaları uzamasına sebep olan arkadaşlarımızı 16 yılla, 20 yılla yargılayan bir sistem vardı. Bu sistemin başında da Fethullahçılar vardı. Bunu açıkça belirtmek gerekir. Şimdi Adana'daki dava aynı zamanda Türk yargısının bir zaferidir. Türk hükümetinin ve Türk yargısının bir zaferidir. Kime karşı bu zafer? Amerikan emperyalizmi, Amerika'ya karşı doğrudan. Çünkü Türkiye bu şahsi bir dava değil. Yani bu dava bizim Türkiye Gençlik Birliği yöneticileriyle Amerika'nın askerinde geçen bir arasında geçen bir dava değil. Bu dava doğrudan Türkiye ile Amerika ile arasında geçen bu savaşın, bu cepheleşmenin bir boyutudur. Şimdi Türkiye özellikle bu kararın tarihi de anlamlı. Neden anlamlı? Dün Batman'da 8 tane vatan evladımızı, 8 kahramanımızı şehit verdik. Kim tarafından? Bu kahramanımıza patlatılan bomba nereden geldi, nereden imal edildi? Bunlara cesareti kim veriyor? PKK terör örgütünün doğrudan cesareti Amerikan destekli, Amerikan hükümeti veriyor. Şimdi bu davada alınan karar da o yüzden Amerikan hükümetine bir tokat niteliğindedir. O yüzden biz Türk yargısına ve mahkemesine teşekkür ediyoruz. Neden teşekkür ediyoruz? Bu savaşta birlikte olduğumuzu gördüğümüz için, bu savaşta yalnız olmadığımızı anladığımız için teşekkür ediyoruz. Tabii eksiklikler vardır toplam süreçte ama bu dava bir zaferdir. Biz de bu zafere odaklandık ve bunun etkilerini devam ettireceğiz. Yani bu şu demek değil, bazı davalar hala devam ediyor. Aynı zamanda yeni davaların açılmayacağına da işaret değil bu. Yani biz eylemimizi yaptık, artık Amerikan askeriyle barıştık demek de değil. Biz Amerikan askerinin şahsına hiçbir zaman bir kastımız yok. Kişilere ama dönük bir eylem kişilere değil. Dönük asla bir eylem değil. Biz zaten yaptığımız eylemlerde de bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bizim şahsa bir dönük bir hareketimiz yok. Biz Amerikan devletinin hem Türkiye'de hem de Orta Doğu'da yıllardır kana buladığı mazlum milletlerin hesabını sormak istiyoruz. Tabii bu hesap sadece çuval geçirerek sorulmaz. Ama bir ateşleyicisidir bu çuval geçirme. Çünkü biz yaptığımız geçmişteki eylemlerden hatırlıyoruz. Çuval geçirdiğimiz eylemlerin ardından Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, İran'da büyük destek eylemleri gerçekleşiyordu. Yani bu milletlere en nihayetinde bölgesel bir birliğin, bölgesel anti-emperyalist bir dayanışmanın olduğunu gösteriyordu bu eylemler. Türkiye'nin dört bir yanında farklı siyasi kesimler, farklı toplum kesimlerinden çok büyük destek aldınız. Ama aynı zamanda dediğin gibi dünyanın dört bir yanından da destek mesajları, destek eylemleri oldu bu süreçlerin içerisinde. Tabii bugün dediğin gibi 8 kahramanımıza veda ettiğimiz ve PKK'yı lanetlediğimiz bir gündü. Tam bugün de bu karar geldi. Siz aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde de önemli eylemler yaptınız. Mehmetçi'ye destek eylemleri yaptınız. Şehitlerimizi anma eylemleri yaptınız. Onlarla ilgili de niye böyle bir eylem yaptınız? Niye böyle bir eylem kararı aldınız? Onları izleyicilerimize paylaşalım. Şuradan bağlamak daha doğru olur. Biz bu kararı şöyle nitelendiriyoruz. Yani sadece bu eksende değil ama ana ekseninde biraz bu var. Bu karar aynı zamanda cephede savaşan Mehmetçi'ye, hem cephede hem iç cephede savaşan askerimize, polisimize, devlet güçlerimize, milletimize moral oldu. Yani neden moral oldu? Dediğimiz gibi dün daha 8 tane vatan evladımızı şehit verdik. Hangi bombalarla şehit verdik? Amerikan bombalarıyla, Amerikan kurşunlarıyla şehit veriyoruz. Biz üniversitelerde bu cephenin, yani sıcağı sıcağına yürüyen, belki silahların çarpıştığı cephenin arkasını, geri cepheyi güçlendirmemiz lazım. Arkada Mehmetçiğimize, askerimize moral vermemiz lazım. Bunu nasıl vermemiz lazım? Birlik olarak. Her üniversiteden Mehmetçiğe dair sesler çıkartarak ne diyeceğiz? Bu vatan evlatları sahipsiz değildir. Bizler Mehmetçiğimizin her daim yanındayız. Bugün belki Mehmetçik orada şehit oluyor ama yarın biz de vatanımız için gözümüzü kırpmadan şehit olma iddiası. Tabii ki. Yani çünkü biz üzülüyoruz. Elbette vatanımızın askerlerinin şehit edilmesine, fakat şehit olmasına aynı zamanda bir amaç uğruna mücadele ediyoruz. Ne için? Tam bağımsız Türkiye için. Tam bağımsız Türkiye için bugün askerimiz cephede savaş veriyor. Bu savaş toplam bir savaş. Biz de üniversitelerde bu savaşın bir gücü olmamız lazım. Belki silahlı gücü değiliz ama aynı zamanda o cepheye mermi taşıyan, o cepheye yemek taşıyan, nasıl Kurtuluş Savaşı'nda bu da vardı. Gerektiği zaman cepheye de gitmeye hazır olan bir kuvvetiz. Ama biz askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize güveniyoruz. Onlar bu savaşı
çok güzel ilerletiyorlar ve Türkiye'yi özgürleştiriyorlar. Biz bugün bu karar daha açıklanmadan, dün de hemen şehitlerimiz geldiğinde üniversitelerde ses verdik. Bugün de bu ses devam etti. Bu kararla beraber daha motive, daha güçlü, daha kitlesel eylemler gerçekleştirerek bunları büyük bir gururla, büyük bir mutlulukla ilan ettik. Çünkü kararlıyız, çünkü umutluyuz, çünkü bilinçliyiz. Nasıl bilinçliyiz? Mehmetçiğimizin yaptığı işleri anlıyoruz. Onlardan yabancı değiliz, onlara uzak değiliz. Onların gözünden bakıyoruz. Onların gözünden bakıyoruz. Onların duygularıyla hareket etmeye çalışıyoruz ve onların sıcaklığını, onların kalp atışlarını yüreğimize hissediyoruz. Bunlar soyut kavramlar değil. Mehmetçiğimiz cephede ne zaman zora düşse arkasında Türkiye Gençlik Birliği askerleri, Mustafa Kemal'in askerleri her daim yer alacaktır. Hep şunlara da tanık oluyorduk. Çok sayıda Türkiye Gençlik Birliği üyesi, aynı zamanda cephede olan, askerde olan da var. Evet, onlardan evet. da dönem dönem mesajlar geldiğine tanık oluyorduk. Üniversitedeki, yanlış bilmiyorsam, İstanbul'da, Muğla'da, Denizli'de birçok yerde eylemler oldu. Üniversite gençliğinin, yani TGB üyeleri dışındaki gençliğin tepkisi nasıldı? Şimdi Türkiye 2015'ten bu yana terörle mücadele sürecinde ve bu 2015'ten bu yana birçok şehidimiz, birçok şehit verdik, birçok başarı kazandık, birçok harekat gerçekleştirdik. Üniversite öğrencisinin buraya dönük tepkisini biz her zaman ölçmeye ve bu tepkiyi örgütlemeye çalışıyoruz. Bu önemli bir bizim için nokta. Neden? Bir tepki var, vatansever. Çünkü biz şunu tahlil ediyoruz. Türk gençliği Atatürkçü, vatansever ve milliyetçidir. Bunun dışında böyle büyük kayda değer bir gençlik tavrı yok Türkiye'de. O yüzden bu gençliğin tavrını nasıl olur da daha kuvvetli bir şekilde gösteririz. Kime gösteririz? Türkiye düşmanlarına karşı gösteririz. Şimdi biz o yüzden bu çıkışları her zaman yapmaya çalışıyoruz ve üniversiteler yeni açıldı. Üniversiteler yeni açıldığı bir dönemde biz beklediğimizden daha kitlesel desteklerle karşılaştık. Üniversite gençliğinin, çünkü bazen şu da oluyor, yani kanıksanabiliyor maalesef. Kanıksanabiliyor bu şehitler ama biz bunun kanıksanmadığını bir kez daha gördük. Üniversite gençliği Türkiye'nin askerinin, polisinin mücadelesini anlıyor ve bu mücadelede doğru noktadan destek veriyor. Biz bu destekleri her daim arttırmaya çalışıyoruz elbette ama bu refleksif çıkışlar çok belirleyici oluyor. Neden belirleyici oluyor? Çünkü Türkiye düşmanları bunları gözlüyor. Acaba bir hamlede, bu sadece şehit eylemlerinde değil, örnek veriyorum, Türkiye dolarla tehdit edildiğinde, Türkiye rahip bunun son davalarıyla tehdit edildiğinde Türk gençliği bir şey diyor mu? Umurlarında mı? Türk gençliği Atatürksüz bir müfredatla tehdit edildiği zaman acaba ses çıkartıyor mu? Biz bunu her zaman yapmak zorundayız, görevindeyiz. Çünkü bir görevimiz var bizim. Gençliğe hitap eden aldığımız bir görev, Atatürk'ten aldığımız bir görev. Bu görevi bilincimize aşılayarak sahaya döküyoruz ve bunun olumlu yanıtlarını da alıyoruz. Türkiye Gençlik Birliği Genel Kongresi'ni yaptı yakın zamanda, 6 gün önce sadece. Ve sen de kongrenin oy birliğiyle seçildin ve görevin başına geldin. Türkiye Gençlik Birliği'nin kaçıncı oluyor? Altıncı genel başkanı olarak Türkiye'nin en etkili gençlik örgütünün başındasın. Üniversiteler açıldı. Tabii ki Mehmetçiğin arkasında olduğunuzu bu eylemle de vurgulamış oldunuz. Bunun dışında önümüzdeki süreçte Türkiye Gençlik Birliği'nin bir faaliyet, etkinlik, eylem planı var mıdır? Neler yapacaksınız, neler planladınız? Evet. Kongremizde de ilan ettik. 29 Ekim'de Ankara'da büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Tüm teşkilatlarımızdan, tüm örgütlerimizden katılımların olduğu Ankara'da büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Sadece teşkilatlardan, örgütten mi, yoksa halkın da halktan, çevreden, çeşitli kurumlardan? Yakında bunun planını açıklayacağız. O yüzden ben burada çok daha detaylar var, açıklamadan şey yapmayayım, engel olmayayım ama Ankara'da 29 Ekim'de büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Bu buluşmayı da neden gerçekleştireceğiz? Şimdi Türkiye bir mücadele yürütüyor ama bu mücadele sadece sahada yürümüyor. Bu mücadelenin farklı cepheleri var. Ekonomi cephesi var, kültürel cephesi var, adli cephesi var, hukuki cephesi, iktisadi cephesi, birçok cephesi var. Atatürk'ün bağımsızlık kavramı gibi. Yani Türkiye bağımsızlığını sadece kendi ülkesine yönelen silahların etkisinden kurtararak değil, aynı zamanda ekonomi, iktisadi bağımsızlığını, mali bağımsızlığını, adli bağımsızlığını yakalayarak sağlayabilir diyor. Biz de şu an Türkiye hakikaten bu dönemden geçiyor. Bugün üniversite öğrencisinin esas sorunlarından bir tanesi de bu. Hem güvenlik hem ekonomi. İktisadi sorunlar. Bugün bunu reddedecek Türkiye'de hiçbir kurum yoktur, hiçbir kişi yoktur. Hakikaten fiyatlar gittikçe pahalanıyor, alım gücü düşüyor. Zam yağmurları. Ya bu zam yağmurlarına spekülasyon da deniyor bazı haber kanalları bunu da yapıyor. Yani fiyatları aşırı bir zaman ama ortada bir gerçeklik var.
Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye'de insanların alım gücü düşüyor. Bir gerçeklik var. Peki biz bu sorunların ekseninden nasıl çıkarız? Bu sorunlar birbirlerinden bağımsız sorunlar değil. Neden bağımsız değil? Bakalım Türkiye ne zaman Amerikan emperyalizmine, yani en tabirde bulunduğu yarım asırdır içerisinde bulunduğu sisteme, küçük Amerika süreciyle beraber bulunduğu, ne zaman baş kaldırdı, bir tavır gösterdi, o zaman Türkiye belli başlı alanlardan tehdit edilmeye başladı. En büyük tehdit de şu an Türkiye ekonomi cephesinden gösteriliyor. Tabii burada bizim hatalarımız var. Yani uzun yıllardır Türkiye devletinin, Türkiye hükümetinin sürdürdüğü politikalar, ekonomi politikaları, 24 Ocak kanunları ile beraber sürdürdüğü politikalar, özelleştirme kanunları Türkiye'de bunu süreci hızlandırdı ve bu noktaya getirdi. Fakat bu sonuç tablo önümüzde duruyor. Yani bunu şunu diyemeyiz. Kardeşim bu sizin sorununuz diyemiyoruz. Çünkü bu beraber yaşıyoruz. Aynı sorunlardan besleniyoruz. Öğrenci de aynı öğrenci sıkıntıyı yaşıyor. Öğrenci de bunu diyemiyor yani. Öğrenci şunu diyemiyor. Ya bu sisteme ben Türkiye'yi mahkum etmedim. O yüzden bu sistemden çıkartacak kişi ben değilim. Ama bu sistemin etkilerinden öğrenci en belki sıcağına faydalanıyor. Harç parası, kiralar. Evet. Muhtemelen bazı yerlerde ulaşım zamları. Ulaşım zamları, gıda zamları. Zamları oldu. Hepsinde fahiş fiyatlar var. O yüzden biz bu sürecin içerisinden nasıl çıkarız? Esas meselemiz bu. Yani İktisadi cepheden, ekonomi cephesinden, askeri cepheden, adli cepheden nasıl tam bağımsızlığımızı sağlayarak çıkarız ve Türkiye'yi nasıl birleştiririz? Yani nasıl ortak bir tavırda birleştiririz ayrımlar olmadan? Son bir dakika istersen, evet. 29 Ekim'le ilgili de ekonomik krize karşı yapılacaklar ve Türkiye'yi savunmaya dönük yapılacaklar. TGB hangi görevleri yürütecek? Tabii 29 Ekim'le ilgili ayrıntı vermeyeceksin, evet, ama evet. En azından Ankara'da olacağı belli. Tabii Ankara'da olacak. Biz 29 Ekim'de Türkiye'nin öncelikli sorunlarına, zaten 29 Ekim'de değil, 29 Ekim'e giden süreçte bunları vurgulayacağız. Birlikte çözüm arayacağız. Burada kimse yalnız değil. Türk gençliği de yalnız değil. Türk gençliği de yalnız bırakmasın kimse. Ama bırakırsa da Türk gençliği kendi programının önüne koyar ve kendi etkisiyle bu sisteme karşı meydan okur. Biz bu sisteme karşı tek başımıza kalsak dahi meydan okuma iddiasındayız ve okuyoruz. O yüzden 29 Ekim'de de bu meydan okumayı Türkiye'nin karanlığa gitmesinden medet umanlara karşı en gür sesimizle diyeceğiz ki Türkiye karanlığa gitmiyor, Türkiye aydınlık günlere el birliğiyle gidecek. Anladığım kadarıyla bir mesaj da veriyorsunuz. Başka kurumlarla da birlikte büyük, evet, buluşmalar istiyorsunuz, evet, ama olmazsa da biz Türk gençliği olarak her halükarda bu işi yaparız diyorsunuz. Aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyorum Yıldırım Gencer. Haber Artı'da konuğumuz oldun ve sorularımızı yanıtladığın için. Evet değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Ulusal Radyo dinleyicileri, ortak yayınımızda Haber Artı programıyla karşınızdaydık. Türkiye'deki gelişmeleri hepiniz takip ediyorsunuz ama Türkiye'nin sağlam bir gençliği var. Türkiye Gençlik Birliği var. Onlara güveniyoruz. Hepimizin umudu ve geleceği Türkiye Gençlik Birliği'nde. Hepinize iyi akşamlar.